Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Tasavvuf Tasavvuf, Cenab-ı Hakk'ı kalben tanıyabilme sanatı. Bir arınma disiplini. Allah'tan uzaklaştıran her şeyden sakınarak takvaya erebilme yolu. Ruhani bir neşe içinde daimi bir tekamül mektebi nefse karşı sulhü olmayan bir cenk. Zira nefs ancak büyük cihatla terbiye edilebilen, sırlarla dolu bir kuvvet. imtihan sırrının şifresini, hakka kul olabilmenin düstur ve ölçülerini, feyz ve ruhaniyetle damarlarımızda dolaştıran bir hususiyet bütün muhtevası ile tasavvuf, nefsi ruhaniyetin emrine amade kılmanın talim, terbiye ve teskiyesi. Yine tasavvuf, teslimiyet pınarından kana kana içmenin, imanı ihsan gibi yüce bir ufka taşımanın diğer adı. Her zaman ve mekanda hakkın takdirinden memnun olarak, Allah'la dost kalabilme sanatı. Hayatın met cezirleri, değişen şartları ve sürprizleri karşısında muvazeneyi koruyup, şikayet ve sızlanmayı unutarak daima güzel bir kul olabilme mahareti. İç alemini ikmal gayreti içindeki müminin, diğer yan bir gönülle mahlukata yönelerek, Onların ihtiyaç ve eksikliğini şefkat ve merhametle telafi etme mesuliyeti. Hasılı tasavvuf Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi aşk ile yakından tanıyabilme. Onun yüce karakter ve şahsiyetinden nasip alarak dini ruhaniyetine uygun bir tarzda yaşayabilme gayretidir. Tasavvuf Silsile-i şerife bahsine geçmeden evvel, mürşid-i kamillerin asıl hizmet sahasını teşkil eden tasavvufu, mümkün olduğu kadar, efradını cami, agyarını mani bir şekilde idrak etmek elzemdir. Efradını cami, agyarını mani, gerekli bütün unsurları ihtiva ederken, gerekmeyenleri de dışta tutan, yani ne olup ne olmadığını ifade eden tam bir tarif demektir. Aksi halde tasavvuf ehlinin ve bilhassa da onun üstadları mevkiindeki mürşid-i kâmillerin tam manasıyla anlaşılması mümkün değildir. Tasavvufun menşei Tasavvuf, İslam'ın kalbi hayatı, özü ve ruhani yönüdür. Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeyi yüksek bir kalbi keyfiyetle hayatın her safhasına intikal ettirebilme gayretiyle yaşanan manevi bir arınma ve tekamül yoludur. Allah Teala'nın indirdiği bütün dinlerin deruni tarafıdır. Hz. Adem aleyhisselama ruh üflemesiyle başlayan yüce bir nasibin ahir zaman nebisindeki zirve tezahürlerinden, muhabbet dolu gönüllere akseden feyz ve ruhaniyet şebnemleridir. Cenab-ı Hak bizlerden istediği kamil insan modelini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek şahsında sergilemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayatın her sahasında Üsve-i Hasene, en güzel örnek şahsiyet olduğu gibi, insanları terbiye ve teskiye etme hususunda da en güzel örnektir. Onun peygamber olarak pek çok vazife ve salahiyeti bulunmaktadır. Ancak bunlar içerisinde Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği şu dört vazife ön plana çıkmaktadır. Bir, Ilahi vahiy almak, Cenab-ı Hakk'ın dileyip lütfetmesiyle gerçekleşen bu vahiy alma keyfiyeti rivayete göre, bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Elmaide maide 3 ayeti kelimesinin nüzulu ile son bulmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatemül Enbiya yani son peygamber olduğu için onun dar bekaya irtihaliyle bu vazife nihayete ermiştir. 2. Kur'an-ı Kerimle nazil olan hüküm ve hakikatleri söz ve fiilleriyle izah etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu ilmi salahiyeti, karşılaşılan yeni meseleler için asli ve fer'i delillere dayanarak verdikleri iştihatlarla müştehitler tarafından devam ettirilmiştir. Bu keyfiyet mezhepleri meydana getirmiştir. 3. Dinin emir ve nehilerini müessese ve nizam halinde tatbik eden ve canlı tutan, siyasi ve idari otoriteye sahip olmak. Bu otorite halifeler yani ulul emr tarafından devralınıp devam ettirilmiştir. 4. Ruhlarda tasarruf etmek suretiyle insanların iç alemini teskiye ve terbiye etmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu vazife ve salahiyetinin nesilden nesile teselsülü, tasavvufun temelini teşkil etmektedir. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ait olan vahiy alma dışındaki bütün vazifelerin, onu takip edenler tarafından bir şekilde devam ettirilmesi zaruri ise, onun insanların iç alemini teskiye ve tasfiye edip manevi olgunluğa ulaştırma vazifesinin de peygamber varisi mürşid kamiller tarafından kıyamete kadar devam ettirilmesi aynı şekilde zaruridir. Zira müminlerin sadece zahirinin değil, batınının da temizlenmesi ancak ve ancak böyle bir manevi terbiye neticesinde mümkün olabilir.'' İşte tasavvufi usul ve esasların ana menşei ruhu Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde mevcut olan bu nebevi faaliyetin her zaman ve mekanda devam ettirilmesinden ibarettir. Yani tasavvuf Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin manevi ve ruhani otoritesinin müesseseleşerek yaşayan şeklidir onun manevi otoritesi, kendisinden sonra bu işe ehil sahabiler, tabi'in ve sonraki nesiller tarafından günümüze kadar devam ettirilmiştir. Bununla birlikte, tasavvufun günümüzdeki manasıyla sistemli bir ilim olarak tedvini ve sülûk edilen bir yol olarak ortaya çıkışı Hicri ikinci asra tekabül etmektedir. Asr-ı saadette kelam, itikat ve fıkha dair mezhepler de henüz teşekkür etmemiş, ilmi usuller dahilinde tedvin edilmemişti. Ancak o zaman da itikadi, fıkhi vesaire hükümler mevcuttu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sahabeye talim ve tatbik ediliyordu. Belli bir süre sonra, Mesela fıkıh ilminde otorite sayılan büyük alimlerin içtihatları, talebeleri tarafından benimsenip sistemleştirilmiş ve bu farklı usullere mezhep adı verilmiştir. Mezhepler de o büyük alimlerin isimlerine nispet edilmiştir. Diğer İslami ilimlerde olduğu gibi, tasavvufun engin muhtevası da telkin ettiği züht ve takva duygusu, insanları ulaştırmak istediği İhsan ve Rabbanilik ufkuyla aynı minvalde Asr-ı Saadet'te yaşanıyordu. Sahih tasavvuf anlayışının temel aldığı bütün düsturlar Kur'an-ı Kerim ve Asr-ı Saadet'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının hayatında mevcuttu. Aradan zaman geçtikçe Asr-ı Saadet'in o feyizli hayatını devam ettiren takva ehli alim ve arifler, halkın dünyaya ram olup gaflete dalmasına mani olmak gayesiyle, rızayı ilahi için onlara nasihatte bulunmaya başladılar. Bu zevatın bir çığır açmak, bir hayat üslubu meydana getirmek gibi maksatları da yoktu. Gaye, İslam'ı özüne uygun bir şekilde güzelce yaşamak ve ibadetleri, Kur'an ve sünnette bildirildiği üzere ihsan kıvamında ve huşu ile ifa edebilmekti. Ancak onların sohbet ve nasihatlerinden istifade ederek hallerinden hisse alanlar, bu zatları kendilerine manevi birer rehber, üstad ve mürşit kabul ettiler. Bu kimseler onların nasihatlerini, yani mümini ruhi olgunluğa erdirip, hakka ulaştıran terbiye ve teskiye metotlarını sistemleştirerek manevi bir disiplin haline getirdiler. Neticede bu üstadların isimlerine nispet edilen tarikatlar meydana geldi. Nakşibendiye, Kadiriye, Mevleviye gibi. Her tasavvuf kolunun hakka vasıl olma yolunda izlediği usul ve metotlara tarikat adı verilmiştir. Zamanda farklı metotlar takip eden muhtelif tarikatler meydana gelmiştir. Böylece her mümin manen arınmak ve ruhen olgunlaşmak için kendi mizaç ve karakterine uygun bir tarikata intisap etme imkanı bulabilmiştir. Tasavvufun lüzumu. Malum olduğu gibi insanın ruh ve beden olmak üzere iki yönü vardır. Bunların her ikisinin de fıtrata bağlı talepleri mevcuttur. İslam yaratılıştan gelen bu temayülleri inkar etmez. Onları birer vaka olarak kabul eder. Ortaya koyduğu temel ölçüler çerçevesinde makbul olan temayülleri inkişaf ettirmeye, merdud olanları ise asgari hadde indirmeye, veya makbul bir gayenin emrine vermeye çalışır. Yani İslam insana madde ile mana arasında bir denge programı takdim eder. Bedensiz bir ibadet olamaz. Bedensiz bir namaz kılınamaz, oruç tutulamaz. Diğer ibadetler de ancak bedenle ifa edilebilir. Lakin ruhsuz da olamaz ruhi heyecan, gönül vecdi, kalbi rikkat ve hassasiyet kaldırıldığında, din, kuru bir şekil ve iskelet haline getirilmiş olur. Halbuki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de takriben 250 küsur yerde takvayı vurgular. Takva ise kalbi bir hassasiyettir. Yine ayet-i kerimede Müminler felah buldu buyurulur. Kad eflehal müminun. Hemen devamında ise kalbi bir hususiyete dikkat çekilerek onlar ki namazlarını huşu ile kılarlar buyurulur. El müminun 1 2 Tasavvuf Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen takva, huşu, tevbe, rıza gibi kalp amellerinin nasıl gerçekleşeceğini, bunun zıttına riya, ucup, kibir gibi kalbi marazların nasıl bertaraf edilebileceğini Kur'an ve sünnetten alıp tatbiki olarak öğreten bir eğitim yoludur. İnsan sırf ten planında takılıp her şeyi maddeci bir nazarla seyrederse, en mücerret hadiseleri bile müşahhas ve ruhsuz kalıplar halinde görür. Aslında tasavvufa itirazların temelinde yatan başlıca sebeplerden biri de budur. Tasavvufsa maddi ve zahiri icapları reddetmeden insanı ruha, metafiziğe maneviyata yöneltir. Böylece insanın ruhuna da istidadı nispetinde bir tekamül ve tatmin yolu gösterir. Arifler şöyle demişlerdir. Zahiri rızkan nail olmak, azaların çalışmasıyla mümkündür. Batını rızkan nail olmak da, kalbin çalışmasıyla mümkündür. Cenab-ı Hak murad ilahisi mucibince insanları zahiri istidatları gibi, manevi istidatları bakımından da muhtelif seviyelerde yaratmıştır. Kullarından takatlerinin üzerinde bir ubudiyet beklememekle beraber, verdiği istidat nispetinde de onları mesul kılmıştır. Ancak Cenab-ı Hak bütün insanlığın mükellef bulunduğu dini teklifleri tayin ederken, kullarına verdiği takatin asgari seviyesine esas almıştır. Şüphesiz ki bu, onun kullarına olan nihayetsiz merhametinin bir tecellisidir. Bununla birlikte, dinin asgari tekliflerinden daha fazlasını yapmaya fıtreten kudret, iştiyak ve istidadı olan kimselere de, manevi yükselişin kapısını kapatmamıştır. Yani şer'i vazifelere ilaveten bir de kalp aleminde yükselme istidadı olan müminlere nafile ibadetler, zühd, takva, ihsan gibi faziletlerle vasıl-ı ilallah zirvelerine doğru mesafe almayı sağlayacak bir yolu açık tutmuştur. Bu yolsa bilindiği üzere tasavvuftur. Buna şöyle bir misal verebiliriz. Şeyh Şibli Hazretlerine beş devede ne kadar zekat verilir diye sorulmuştu. Şeyh Şibli vacip olan bir koyundur. Ancak bize göre hepsi Allah içindir dedi. Bu hususta deliğinin nedir diye sorulunca Şibli Hazretleri şu cevabı verdi. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizdir. O malının tamamını Allah yolunda infak etmiştir. Kim bütün malını Allah yolunda bezlederse, cömertçe harcarsa, o Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin meşrep ve hususiyetindedir.'' Kim de malının büyük bir kısmını infak ederse, o da Hz. Osman radıyallahu anh'ın meşrep ve hususiyetindedir. Dünyayı kalben terk etmeye götürmeyen ilim, gerçek ilim değildir. Bu misalin de işaret ettiği gibi, yüksek kalbi istidada sahip olan büyük sahabilerin her biri, tasavvufta belli özellikleriyle imam ve önder durumundadırlar. Öte yandan kalbin huzur ve sükûna kavuşması manen ulaştığı seviyeye bağlıdır. Bunun için de kulun manevi bir terbiyeden geçmesi zaruridir. Zira kalbin ilim ve hikmetle dolması, dinin yüksek hakikatlerine vakıf olması ve kulun tamamen tekamül edebilmesi, ancak bir takım ameliyeler neticesinde mümkün olabilir. Nitekim insanlığa numune olarak gönderilen peygamberler bile vahye muhatap olmadan önce böyle bir hazırlık döneminden geçirilmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daha peygamberlikle vazifelendirilmeden önce Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında itikafa çekilirdi. İtikaf, bir yere kapanıp vakti ibadetle geçirmek. Bilhassa Ramazan'ın son on gününde camiye kapanarak kendine ibadete vermek. Hz. İsa aleyhisselam, İncil'den ilk ilahi kelamı duyuncaya kadar, Sayır Dağı'nda kırk gün kırk gece aç ve susuz kalmıştı. Musa aleyhisselam, Cenab-ı Hak'la mükalemesinden evvel, Tur Dağı'nda 40 gün sav mı visal iftarsız oruç tutmuş, bir nevi riyazata girmişti. Yusuf Aleyhisselam Mısır'a sultan olmadan önce 12 sene zindanda kaldı. Orada çile, riyazat, mücahide ve meşakkat'in bütün kademelerinden geçirildi. Böylece mübarek kalbi Allah'tan gayrı bütün sığınak, barınak, dayanak ve alakalardan tamamen arındı. Tasavvuftaki masivadan tövbe, yani Allah'tan uzaklaştıran her şeyden kalben ve ruhen uzaklaşarak, hiçlik ve yokluk haline erebilmek de böyle bir hazırlık devresini ifade eder. Zira her şey hiçlik ve yokluğa erdikten sonra başlar. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Miraca çıkmadan evvel İnşirah suresinin sırrına mazhar oldu. Daha evvel iki defa yaşadığı gibi, mübarek sadrı açılıp kalbi şerifleri yıkandı. İlim ve hikmet nuruyla dolduruldu. Çünkü o, Miraç'ta acayip ve garayip hadiselerle karşılaşacak, beşeri kesafetle görülemeyecek esrar-ı ilahiyi ve latif manzaraları seyredecekti. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş geçmiş bütün insanların en temiz kalplisiydi. Bunu en azılı müşrikler bile itiraf ediyorlardı. O halde, Allah'ın seçkin kulları olan peygamberler dahi kalp tasfiyesinden geçirilirse, diğer insanların kalbi arınmaya ne kadar muhtaç olduğu daha iyi anlaşılır. Zira kesif bir kalple latif olan Cenab-ı Hakk'a yaklaşılamaz. Bu husustaki diğer bir delil de şudur. Cenab-ı Hak günahın zahirisini de batınisini de terk edin buyurmaktadır. En'am suresi 120 Demek ki insan zahiri günahlardan uzak durmak zorunda olduğu gibi batınıy günahlardan da sakınmak mecburiyetindedir. Hatta kibir, riya, haset, kin, Öfke ve cimrilik gibi batıni günahlar daha tehlikelidir. Nitekim bir hadisi şerifte "Kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez." buyurulmuştur. Kalbi hastalıklardan olan kibir, haset, pintilik gibi çirkin huyları kalpten kazıyıp atabilmek de en az zahiri günahlardan sakınmak kadar mühimdir. Esasen zahiri günahlar da batıni günahların eseri ve neticesidir. Ayrıca batıni günahlar daha çok işlenmektedir. Zira insanlar ekseriyetle bu nevi günahları hafife almakta ve onlardan kurtulmak ve korunmak için gereken dikkat ve hassasiyeti göstermemektedirler. Tasavvufun hedefi de kitap, sünnet İmamların iştihatleri ve mürşidi kamillerin güzel gördükleri metotlarla dış alem gibi iç alemleri de temizlemek, kalbin hallerini ıslah ederek imanın yakini bir kıvamda aşkla yaşanmasına zemin hazırlamaktır. Bu durumda şunu söyleyebiliriz ki, tasavvuf İslami ilimler bütününün ayrılmaz bir parçasıdır bilhassa fıkıh ve tasavvuf, Allah'ın emir ve nehilerine hem zahiren hem de batınen riayeti temin etme hususunda bir elmanın iki yarısı gibi birbirini tamamlayan iki kardeş ilimdir. Esasen tasavvuf, fıkıh ve itikat gibi bütün İslami ilimler başlangıçta aynı muhtevanın farklı yönlerini ifade ediyordu. Nitekim İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri fıkhı, kişinin dini bakımdan lehinde ve aleyhinde olanları bilmesidir diye tarif eder. İnsanın ebedi saadet veya felaketinde birinci derecede ehemmiyetli olan, Rabbini doğru olarak bilmek yani marifetullah'a ererek onu kalben tanıyabilmek, bu ilmin en mühim kısmını teşkil ediyordu. Bu sebepledir ki İmam-ı Azam Hazretlerinin itikadi meseleler hakkındaki görüşlerinin yer aldığı ve zamanımıza kadar ulaşmış olan metne en büyük fıkıh manasında fıkhı ekber denilmiştir. Başlangıçta durum böyle olduğu halde, daha sonraları bu husustaki ilmi faaliyetin genişlemesiyle, fakihler, fıkıh halimleri, itikadi, ahlaki, tasavvufi vesaire hükümleri fıkhın dışında bırakarak, onu sırf ameli ve kazai hükümlere hasretmişlerdir. Bugün de fıkıhtan anlaşılan mana budur. Tasavvuf da insanın lehinde ve aleyhinde olanları hem zahir hem de batın cephesiyle bilip muktezasınca yaşamasını temin etmektedir. Nasıl ki fıkıh, abdest, taharet, namaz, oruç gibi ameli meselelerin zahiri sıhhat şartlarını bildirirse, tasavvuf da bunların kamil manada ifade edilebilmesi için gerekli olan kalbi kıvamın kazanılmasını telkin eder. Bu itibarla tasavvufa, fıkıh ilminin ruhani zemini manasında fıkhı batın da denilmiştir. Öte yandan zahiri ilimleri tahsil etmek, insanı batın ilmini tahsil etmekten müstahane kılamaz. Evvelkilerden ve sonrakilerden pek çok alim zahiri ilimden sonra batıni ilmi terbiye ve hizmet yoluyla tahsil etmenin zaruretine inanmış ve bu yolun salikleri olmuşlardır. Mesela Hanefi imamlarından İbni Hümam, İbni Şibli, Şurum Bilali, hayreddin Remli, Hamevi, Zahid el-Kevseri ve emsali. Şafii imamlarından Sultanül Ulema İz bin Abdüsselam, İmam Gazali, Tacuddin Sübki, İmam Suyuti, Şeyhülislam Kadı Zekeriya, Alame Şihab, İbni Haceri Heytemi ve Emsali, Maliki imamlarından Ebu'l-Hasan Eşşazeli, Şeyh Ebu'l-Abbas El-Mursi, Şeyh İbni Ataullah el-İskenderi ve Emsali, Hanbeli imamlarından Şeyh Abdülkadir el-Cili, Şeyhülislam Abdullah el-Ensari, el-Herevi ve Emsali. Yine Seyyid Şerif Cürcani, Molla Cami, Abdülhakim Siyalkuti, Abdülgani Nablusi, İbni Abidin ve Şihabüddin Alusi gibi meşhur alimler, Nakşibendiyye yoluna intisap etmişlerdir. Bunun gibi pek çok büyük alim zahiri ilimleri tahsil ettikten sonra batıni ilimleri de ehillerinden almışlardır. Sohbet, hizmet, seyru süluk yoluyla hüsnü itikat, ihlas, günahları terk ve faziletlerle zinetlenmek gibi en faydalı ilimleri tahsil ederek büyük hayırlara nail olmuşlardır. Aynı şekilde Nakşibendiye silsilesinden Yusuf Hemedani, Şah-ı Nakşibend, Alaaddin Attar, Yakub Çerhi, Derviş Muhammed, İmam Rabbani ve halid Bağdadi gibi pek çok zat da zahiri ilimlerde zirveleşerek icazet almış alim zatlardır. İmam Malik rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Kim fıkıhla, dini ilimlerle meşgul olur da tasavvufi terbiye görmezse, fasık olur. Kim tasavvufla meşgul olur da dini ilimleri bilmezse, zındık olur. Her kim de bu ikisini cem ederse, hakikate nail olur. İnsanoğlunun ahiret sermayesi olan amellerinin manevi keyfiyetini kalbin istikameti tayin ettiğinden kalbe makbul ve kamil bir istikamet kazandırmayı hedefleyen tasavvufun lüzumu apaçık ortadadır. Bu bakımdan yüce dinimizi yalnız kuru bir kaideler manzumesi olarak görmek ve bu şekilde takdim etmek arzusunda olan bazı çevrelerin tasavvufu red yönündeki davranışları asla kabul edilemez. Tasavvufu yaşadığını zanneden bir takım cahil, liyakatsiz veya kötü niyetli kimselerin hal ve tavırlarına bakarak onun hakikatini reddetmek son derece yanlıştır. Hata, yanlışlık ve istismarlar her sahada olduğu gibi dini ilimlerde de vakı olabilir. Bunlar ehli tarafından gayet kolay bir surette ayırt edilir. Nasıl ki haktan ayrılan batıl mezhepler varsa, bunun gibi hakiki tasavvuftan ayrılan batıl yollar da vardır. Gerçek tasavvuf ehlini bu gibi batıl yolların mensuplarıyla karıştırmamak gerekir. Tasavvufun günümüzdeki lüzum ve ehemmiyetinin diğer bir yönü de, onun insanları ıslah hususunda takip ettiği metot ve üsluptur. Zamanımızda insanlar ekseriyetle dinden uzaklaşmanın ve ağır günahlar irtikab etmenin ruhi buhranı içindedirler. Böylelerine bir ıslah ve kurtuluş imkanı sunmanın, onlara kızıp öfkelenmek yerine, af, müsamaha, merhamet ve şefkat yoluyla daha kolay olduğu aşikardır. Zira aklın ve nefsin sultasında bunalan ruhlara, İslam'ı ilahi bir teselli, telafi ve tedavi nefası halinde sunmak, onlara bir can kurtaran simidi atabilmek için, günaha duyulan nefreti günahkara taşırmamak, bilakis günahkarı kanadı kırık bir kuş gibi farz ederek onlara şefkat ve merhametle yaklaşmak çok daha faydalı bir irşat metodudur. Diğer taraftan, tarih boyunca tasavvuf, hem iktisadi ve içtimai rahatlık zamanlarında rehavet, gevşeklik ve azgınlıkları engelleyerek manevi zindeliği devam ettirmiş, hem de istila, işgal ve zulüm dolu zor dönemlerin kargaşa ve bunalımları arasında daralmış olan gönüllere ulvi pencereler açarak nefes aldırmış, yaralı kalplere merhem, yorgun dimalara teselli ve susuz ruhlara kevser olmuştur. Bu da tamamen nebevi bir tavırdır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir nimet veya zafere ulaştığında Allah'ım, gerçek hayat sadece ahiret hayatıdır buyurarak, kalplerin dünyaya meyletmesinin yahut da gurur ve enaniyete kapılmasının yolunu kapatmışlardır. Buna mukabil herhangi bir eza, cefa ve çileyle karşılaştıklarında da yine, Allah'ım, gerçek hayat sadece ahiret hayatıdır buyurmuş, Böylece mümin gönülleri fani sıkıntılar sebebiyle ümitsizlik, şikayet ve aşırı hüzne gark olarak rıza halini zedelemekten sakındırmışlardır. Neticede ümmetine her halükarda huzur, sükun ve denge içinde kalabilmenin manevi reçetesini vermişlerdir. Hakikaten insan ruhu maneviyattan uzak kaldığı takdirde Varlıkta da darlıkta da bunalıma sürüklenmekten kurtulamaz. Birinde insanın dizginlenmesi icap eder, diğerinde ise teselliye ihtiyacı olur. Bu sebeple insanın manevi terbiye usullerini temel alan tasavvufi telkinlere hem varlık hem de darlık zamanlarında ihtiyacı vardır. Fakat her şeyden evvel şunu ifade etmek gerekir ki tasavvuf nazari değil, tatbiki bir ilimdir. Yani satırlardan okunmakla değil, ancak yaşamakla gerçek manada idrak edilen bir ilimdir. Nitekim Muhammed Parsa Hazretleri bu hakikati şöyle ifade buyurur. Bu Hacegan taifesinin sözleri ezbere aktarılan şeyler değil, bizzat yaşanan haller ve tadılan zevklerden ibarettir. Bu yüzden basiret ehli bu sözler için fıkhullahı ekber, Allah'ı tanımanın en büyük ilmi ve bürhanı ı ezhar, en açık delil demişlerdir. Bu mübarek taifenin sözlerini tefekkür sayesinde oluşan yakîn, kesin bilgi, keramet görerek oluşan yakînden daha üstündür. Yani yaşandıkça idrak edilebilen tasavvufun, kelimelerin mahdut imkanlarıyla kamil manada izah edilmesi imkansızdır. Nitekim Allah dostları da, her kesitinden muhtelif renkte ışıklar yansıyan o tasavvuf kristalinin kendilerine bakan ve çesinde müşahede ettiklerini nazarı itibara alarak pek çok tasavvuf tarifi yapmışlardır. Bu sebeple tasavvufun bu tariflerin bütünü olduğunu söylemek daha doğru olur. Tasavvuf tarifleri. Tasavvuf kötü huyları terk etmek ve güzel ahlakı benimsemektir. Tasavvuf nefs teskiyesi ve kalp tasfiyesidir. İnsan fıtratında var olan kötülük meyillerini yani fücuru kontrol altına alıp takva tohumlarını yeşertebilmek için girilen manevi bir terbiye ve mukaddes bir eğitimdir. Tasavvuf takvaya erebilme sanatıdır. Tasavvuf istikamet üzere yaşayabilme dirayetidir. İstikamet ise, kitap ve sünnete sımsıkı sarılmak, ilahi ve nebevi talimatları kalbi derinlikle idrak edip, onları hayatın her safhasında, vecd içinde yaşayabilmektir. Kitap ve sünnetin ruhaniyeti içinde yaşamanın, kalpte en büyük lezzet haline gelmesidir. Tasavvuf rıza ve teslimiyettir. Hayatın met cezirlerine takılmama, değişen şartlar karşısında gönül muvazenesini, dengesini koruma, şikayeti unutup daima Allah'ın takdirinden razı olma olgunluğudur. Tasavvuf muhabbetullah ve marifetullah'a ulaşarak. Allah'a salih bir kul olabilme maharetidir. Tasavvuf, maddi manevi bakımdan kendini ikmal etmiş olan müminlerin, diğergâm bir gönülle mahlukata yönelerek, onların noksanlıklarını telafiye çalışma mesuliyetidir. Yaratandan ötürü, yaratılanlara şefkat, merhamet, muhabbet ve hizmetin, Tabiatı asliye haline gelmesidir. Tasavvuf kulu hakiki muhabbet ve dostlukla Allah'a vasıl eden mukaddes bir yolculuktur. Tasavvuf esas hayatın ahiret hayatı olduğu idrakine ererek dünyanın gelgeç nefsani arzularına gönül bağlamaktan kurtulmaktır. Tasavvuf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin mübarek hayatıyla zahiren ve batinen bütünleşerek engin bir muhabbetle kaynaşmaktır. Tasavvuf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zahiri batını tecellileri yani halidir. Onun içindir ki tasavvuf Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetinden hisse alabilme gayretinden ibarettir. Hasılı bizim ifade etmeye çalıştığımız tasavvuf, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve eshab-ı kiramın vecd içinde yaşadığı takva hayatıdır. Bunların dışında kalan, özünü ve ölçüsünü Kur'an ve sünnetten almayan her şey ne kadar tasavvufa izafe edilirse edilsin batıldır. Hacegan yolunun esasları İslam alimleri Kur'an ve sünnete bağlılığı esas aldıklarından mutasavvıflar da tasavvufi görüşlerini aynen müçtehitler gibi şer'i gerçeklerle teyit ede gelmişlerdir. Ancak meşayihin dinin zahiri hükümlerini de hazmetmiş insanlardan seçilmediği bir kısım tarikatlerde, Neşve-i Sufiyye'nin galebesiyle bazı ayak kaymaları olmuştur. Fakat tarikatler arasında mürşitleri ekseriyetle ilim ehlinden, yani dinin zahirini de hazmetmiş alim ve ariflerden gelenler, bu ayak sürçmelerinden korunabilmiştir. Nitekim tasavvuf tarihinde kitap ve sünnet muhtevası içinde devam eden nakşibendilik, mürşitleri daha ziyade Hacegan zümresinden, yani ilim erbabı kimselerden geldiği için bu isimle de anılır olmuştur. Burada Hacegan yolunun belli başlı esaslarını zikretmek suretiyle bir bakıma, sahih bir tasavvuf yolunun ne gibi düsturlara sahip olması lazım geldiğinin de bir misalini vermiş olacağız. 1. Hacegan yolunda ilk esas ehli sünnet itikadına sahip olmaktır. Nitekim Hacegan yolu tarih boyunca sünni İslam anlayışını tarikatın temel esası olarak almış, bu sayede mensuplarını batıni ve hurufi akımlarından muhafaza etmiştir. 2. Hacegan yolu ikinci esas olarak kitap ve sünnete sımsıkı bağlılığı esas alır. Yeme, içme, uyuma gibi gündelik mevzulardaki en ufak sünnetleri dahi büyük bir titizlikle tatbik etmeden manevi terakkinin tam olarak gerçekleşemeyeceğini talim eder. Bu sebeple Hacegan yoluna giren müritler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en ufak bir işaretine dahi büyük bir muhabbet ve heyecan içinde tabi olmaya gayret ederler. bayezid Bistami rahmetullahi aleyh bu hususta şöyle buyurmuştur. Kendisine kerametler verilmiş, hatta havada bağdaş kurup oturan birini görseniz bile, hemen ona aldanmayın. İlahi emir ve nehilere riayet ediyor mu? İlahi hudutları muhafaza ediyor mu? Şer'i hükümleri hakkıyla eda ediyor mu? Ona bakınız. Aksi takdirde onun bu hali keramet değil, istidraçtır. İstidraç, kerametin zıttı olarak kafir, fasık ve müteşeyyih yani veli olmadığı halde velilik taslayan bazı şahıslardan zuhur eden harikuladeliklerdir. Bu haller birer ilahi imtihan olup onları derece derece helake sürükler. Şah-ı Nakşibend Hazretleri tarikatini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesine, ve ashabının sözlerine tabi olmak diye hülasa eder ve şöyle buyururdu. Biz Allah'ın lütfu ile manen her ne elde ettiysek, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi şerifleriyle amel etmek suretiyle elde etmişizdir. Amellerden bir netice alabilmek için, Takva ve şer'i kaidelere riayet etmek, azimete sarılmak, ehli sünnet ve cemaat prensipleriyle amel etmek ve bid'atlerden kaçınmak lazımdır. Ehlullah'tan manevi zuhurat ve tuluatları karşısında firaset ve dirayet sahibi olanlar o halleri şer'i ölçülerle mizan ederler. Eğer bu haller Şer'i ölçülere uygunsa onlara itimat edip izhar ederler. Şayet bu haller şer'i kaidelere aykırı ise onlara itibar etmezler. Büyüklerden biri buyuruyor ki: "Kalbimden gelen sözü iki adil şahit olan Kur'an ve sünnetle kontrol etmeden kabul etmem." 3 Hacegan yolunun esaslarından biri de ruhsatlardan ziyade azimetlerle amel etmektir. Ruhsat, meşakkat, zaruret, ihtiyaç gibi arızı bir sebebe bağlı olarak azimet hükmünü terk etme imkanı veren ve yalnız söz konusu arızı durumla sınırlı bulunan hafifletilmiş geçici hükümdür azimet, meşakkat, zaruret ve ihtiyaç gibi arızi bir sebebe bağlı olmaksızın ilk olarak konulmuş olan ve normal durumlarda her bir mükellefe ayrı ayrı hitap eden asri hükümdür. Azimet, farz, vacip, sünnet, müstehap niteliğindeki bir davranışın yapılmasını, haram, mekruh gibi davranışların da yapılmamasını ifade eden bütün teklifi hükümleri içine alır. Abdül Halik Gucduvani Hazretleri şöyle buyurmuştur. Azimet yolunu tut, ruhsatlardan uzaklaş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoluna ve sünnetine tabi ol, bid'atlerden kaçın. Şah-ı Nakşibend Hazretleri seyr sülükleri esnasında daima bu emir ve tavsiyeleri tatbik etmiş ve şöyle buyurmuştur. Müslüman olmak, şer'i ahkama bağlanmak, takvaya riayet etmek, azimetle amel etmek ve güç yettiğince ruhsatlardan kaçınmak, tamamiyle nur, safa ve rahmettir. Bütün bunlar, Velayet derecelerine ve yüce makamlara ulaşma vasıtalarıdır. Evliyaullah bu sıfatların terbiyesiyle velilik makamına ulaşırlar. 4. Hacegan yolunun büyükleri helal lokma hususunda çok hassas davranmışlardır. Şah-ı Nakşibend Hazretleri haram lokmadan şiddetle sakınmakla birlikte durumu şüpheli olan yemekleri de yemez, müritlerine de yedirmezdi. Devlet idarecilerinin sofralarındaki yemeği de şüpheli gördüğü için, Melik Hüseyin'in sofrasında bir şey yememişti. Baki Billah Hazretleri de tasavvuf yolunda ilerlemek için helal gıdanın çok mühim olduğu üzerinde ısrarla durur ve şöyle buyururdu yemeğin az olmasıyla yetinilmemeli. Onu pişiren odun, su ve kaplarda da helale ehemmiyet verilmelidir. Ayrıca yemeği pişiren kişi gafil olmamalı, huzuru ilahide bulunduğunun şuuru içinde pişirmelidir. Bu hususlara dikkat edilmeden hazırlanan yemekten öyle bir duman çıkar ki, feyz kanallarını tıkar, Görüldüğü üzere bir yemeğin helal olup olmamasının yanında hangi haleti ruhiye ile pişirildiğinin bile insanın hal, hareket ve ibadetlerinin ruhaniyetine tesir etmesi gıdalara karşı takınılması gereken tavrın ehemmiyetini ortaya koymaktadır. 5 Haciyan yolunda farz ve vaciplerden sonra nafile ibadetlere ve salih amellere de çok ehemmiyet verilir. Her türlü salih amel, ebedi hayat için mühim bir sermaye olarak görülür ve onları yapabilmek büyük bir ganimet bilinir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri şöyle buyurur, Biz tasavvufu kıylukal, münakaşa, münakaşa, ve cidal yoluyla elde etmedik. Biz onu açlık, uykusuzluk ve ameli salihlere ihlas ve sadakatle sarılma yoluyla elde ettik. 6. Hacegan yolu saliklerine Muhammedi ahlakı kazandırmayı hedefler. İnsanlara güzel ahlakla muamele etmeyi emreder. Nitekim hadis-i şeriflerde şöyle buyurulur. Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teala çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder. Cibril bana Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu söyledi. Bu din yani İslam Zatım için seçip razı olduğum bir dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Müslüman olarak yaşadığınız müddetçe onu bu iki hasletle yüceltiniz. 7. Hacegan yolunun hakikati her halükarda kalbi zikir ve tefekkürle daima Allah'ın huzurunda bulunmaktır. Salik hiçbir halinde Allah'tan gafil kalmayıp, her an onun huzurunda bulunduğunu ve Allah Teala'nın kendisiyle beraber olduğunu mülahaza etmelidir. 8. Hacegan yolu ilmi nafiye, faydalı ilme büyük ehemmiyet verir. Salik, dini ilimleri öğrenip istifade etmeli, muktezasınca yaşamalı ve başkalarının da yaşamasına yardımcı olmalıdır. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri, fenayi nefs mertebesine sadece Kur'an-ı Kerim'i sağ eline, hadisi şerifleri de sol eline alıp, bunların nuru ile aydınlık yolda yürüyen kişinin ulaşabileceğini ifade etmiştir. Bir müridine tavsiyelerde bulunurken de, fıkıh ve hadis ilmini öğren, ''Sufilerin cahillerinden uzak dur.'' buyurmuştur. Bahauddin Nakşibend Hazretleri de bilhassa hadis ilmi tahsil etmiş olup, ilme ve alimlere çok ehemmiyet veren bir hak dostuydu. Bu hususiyeti sebebiyle, Buhara medreselerindeki birçok hoca ve talebe, kendisine mürid olup sohbetine devam etmeye başlayınca, bazı zahir alimleri, Medreselerin boşalacağından kaygı duymuşlardı. Bunun üzerine Bahaüddin Nakşibend Hazretleri o alimlere "Tarikatimizi size anlatalım. Eğer Kur'an ve sünnete aykırı bir husus varsa söyleyin, ondan vazgeçelim." dedi. Alimler bu konuda söyleyecek bir şey bulamadılar ve "Tarikatiniz istikamet üzeredir. Yani kitap ve sünnet yoludur." Bir itirazımız yok dediler. Bazıları giydiğiniz külah şöhrete sebep olmaktadır deyince Hacı Bahaüddin madem ki külahım münakaşa konusu oldu onu giymemek daha doğrudur deyip başındaki külahı çıkardı ve bir fakire verdi. Bu hadiseden sonra Nakşibend Hazretlerinin ulema nezdindeki itibarı bir kat daha artmış oldu. 9. Hacegan yolunda insanlardan uzaklaşıp devamlı bir uzlet hayatına çekilmek yoktur. Zira böyle bir uzlette şöhret tehlikesi vardır. Sufi toplum içinde Allah'ın dinine ve kullarına hizmet edebilme fırsatları aramalıdır. Zira İslam, Müslümanların içtimaiyleşmesini istemektedir. Kamil bir mümin, halk içinde hakla beraber olmayı öğrenmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. İnsanların arasına karışıp, onların ezalarına katlanan, onların dertleriyle dertlenen, hacetlerini halleden Müslüman, onlara karışmayıp ezalarına katlanmayandan daha hayırlıdır. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şu sözü ne kadar ibretlidir. İki nimet vardır ki, beni hangisinin daha çok sevindirdiğini bilemiyorum. Birincisi, bir kimsenin ihtiyacını karşılayacağımı ümit ederek bana gelmesi, ve bütün samimiyetiyle benden yardım istemesidir. İkincisi de Allah Teala'nın o kimsenin arzusunu benim vasıtamla yerine getirmesi yahut kolaylaştırmasıdır. Bir müslümanın sıkıntısını gidermeyi dünya dolusu altın ve gümüşe sahip olmaya tercih ederim. Her müslüman imkan ve istidadı nispetinde dünyanın gidişatından mesuldür. Müslümanların sıkıntılarıyla ilgilenmek ve İslam'ın galebesi için gayret etmek mecburiyetindedir. Zira ferdi ve hodgam bir hayat yaşayıp da din kardeşlerinin sıkıntılarına karşı duygusuz kalanlar şu nebevi tehdide muhatap olurlar. Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen, onlardan yani Müslümanlardan değildir. Din kardeşinin acısına bilgâne kalmak çok ağır bir cürümdür. Nitekim bu duygusuzluğu bir anlık gaflete düşerek yaşamış olan seri Sakati Hazretleri, o halinden duyduğu nedameti şöyle ifade etmiştir. Bir gün Bağdat çarşısı yanmıştı. Bir talebem koşarak bana geldi ve ''Üstad, bütün Bağdat çarşısı yandı. Bir tek sizin dükkanınız kurtuldu, gözünüz aydın.'' dedi. Ben de dükkanı yanan diğer kardeşlerimi düşünmeden kendi nefsim adına ''Elhamdülillah'' dedim. Ancak 30 yıldan beri bu gaflet anım için istiğfar ederim. On Hacegan yoluna giren saliklerin elbiseleri diğer müminlerin elbiselerinden farklı olmamalıdır. Bu yolda taç taylasan gibi ayırt edici kıyafetler yoktur. Onlar farklı görünmeye ve şekillere ehemmiyet vermez, hususi bir kisveye bürünmezler. Mahviyet içerisinde yaşamayı tercih ederler. Herkes kendi meslek sınıfının elbisesini giyer. Halk arasında sureti ve giyinişi emsallerinden farklı olmaz. Zira dervişlik kalıpla değil, kalp iledir. Yunus Emre Hazretleri bu gerçeği ne güzel dile getirir. Dervişlik dedikleri hırka ile taç değil, gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil. Dervişlik olaydı tac ile hırka, biz dahi alırdık otuza kırka. Mevlana Halid-i Bağdadi rahmetullahi aleyh de şöyle buyurur. Tarikatın esası, fırkayı i naciye olan ehli sünnetin akaidine yapışmak, azimetlerle amel edip ruhsatlardan kaçınmak, devamlı Allah Teala'ya yönelip her an onun murakabesi kontrolü altında olduğunu düşünmektir. Dünyanın süs ve zinetinden hatta masivadan yani Allah'tan gayri her şeyden yüz çevirmek. hadis şerifte ihsan diye tabir edilen nefsani arzularını asgariye indirip ruhani istidatları tekamül ettirerek daima Allah'la beraber olma şuuruna ermektir. Yine bu yol halk arasında bulunduğun vakit bile yalnızlık halindeki gibi zikir ve tefekkürle meşgul olmaktan ibarettir. Bunlarla birlikte dini ilimleri öğrenip istifade etmek ve öğrendiklerini ihlasla yaşayıp başkalarına da faydalı olmaktır. Riya ve ucuba kapı aralamamak için diğer müminlerin kisve ve kıyafetine girerek manevi halini gizlemektir. İşte Hacegan yolu bu ve benzeri esaslara riayet ederek İslam'ın büyük bir aşk, muhabbet ve iman heyecanıyla yaşanmasını hedefler. Tasavvufun temel harcı ve en mühim sermayesi muhabbet. Onun en güzel tezahürü ise edebe riayettir. Muhabbet ve edep olmadan manen seviye kat edebilmek mümkün değildir. Aksi halde ibadet, muamelat ve ahlaktan geriye kuru bir dava ve faydasız bir yorgunluk kalır. Ne imanın, ne ibadetlerin, ne de hizmetlerin tadına varılabilir. Bu hakikate işaretle Mevlana Hazretlerine güzel buyurur. Aklım kalbime sordu din nedir? Kalbim de aklımın kulağına eğildi ve fısıldayarak, din edepten ibarettir dedi. Tasavvufi terbiye, seyr-ü sülük Cahiliye Arapları, kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar insanlığa veda etmiş taş yürekli bir toplumdu. Onlar hakkın yalnız güçlüye ait olduğu, güçsüzün her türlü haktan mahrum kaldığı, şefkat ve merhametten nasipsiz bir toplumun insanlarıydılar. Bu toplum, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin manevi terbiyesiyle dünyanın en mümtaz insanları haline geldi ve tarihte görülmemiş bir faziletler medeniyeti inşa etti. Allah ve Resulüne duydukları muhabbeti, kalplerinde her an taze tutmakla kazandıkları manevi dirilik ve ruhi zindelik sayesinde ibadetleri huşu ile doldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu izinden giden ashab-ı kiramın lisanından daima pırlanta sözler çıktı. O sözler muhataplarına bir akarsuyun ahenkli akışı gibi bir ferahlık vesilesi oldu. İslam ahlakıyla ahlaklanmış bir mümin olarak yeni açmış bir çiçek gibi güzellikleriyle, temizlikleriyle, hoş rayihalarıyla ruhları okşadılar, gönülleri cezbettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ruhunda ve insanlığın maşeri vicdanında gerçekleştirdiği bu büyük inkılap onun irşat metotlarını derinden incelemeyi gerekli kılmaktadır. Zira tasavvuf ehlinin takip ettiği usul de nebevi terbiye metotlarını alıp onları zamanın ve zeminin gerektirdiği şartlara göre tatbik etmekten ibaret olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını en çok feyizli sohbetleriyle yetiştirmiş, sadrındaki ilim ve hikmeti her fırsatta ashabına aktarmıştı. Bilhassa suffe ehli fakir sahabilerine bizzat örnek olarak onları hayal ötesi bir züht ve takva ile kemale erdirmişti. Az yemek, az uyumak, az konuşmak, Vakitlerini Kur'anla, zikirle, nafile ibadetlerle, tefekkürle ihya etmek ashabın alameti farikasıydı. Aşırı tüketim, lüks ve israf sahabe toplumunun tanımadığı bir hayat tarzıydı. Kifayet miktarı bir rızıkla geçinip ihtiyaç fazlasını infak etmek, kimseye muhtaç olmamak için çalışıp mazlumların ve muzdariplerin hizmetine koşmak mümin gönüllerde büyük bir zevk ve lezzet halindeydi. Sahabe-i kiram aldıkları manevi terbiye neticesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete irtihalinden sonra da bir an bile gevşememiş yeryüzüne ilim, irfan, tebliğ ve cihat elleri olarak yayılmış Medine-i Münevvere'de tutuşturdukları gönül meşalelerini Semerkand'a, Çine, İran'a, Anadolu'ya, İstanbul önlerine, Afrika'ya, Atlas Okyanusu kıyılarına kadar götürmüşlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den aldıkları feyizle gittiler. Tek düşünceleri Allah rızasını aramak ve esas hayat olan ahiret hayatımda Allah Resulüne yakın olmaktı. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh anlatıyor. İslam nefse hoş gelmeyen zor emirler getirmişti. Biz hayırların en hayırlısını nefsin hoşlanmadığı bu zor emirlerde bulduk. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Mekke'den çıkıp hicret etmiştik. Nefsimize zor gelen bu hicretimizle bize üstünlük ve zafer bahşolundu. Zafer yolları açıldı. Yine Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de onların bu hali müminlerden bir zümre kesinlikle istemediği halde Rabbinin seni evinden hak uğruna çıkardığı zamanki halleri gibidir. Gerçek ortaya çıktıktan sonra sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi cihat hususunda seninle tartışıyorlardı. El-Enfal 5-6 Buyurarak tarif ettiği hali üzere Allah Resulü'nün maiyetinde Bedir'e çıkmıştık. Allah Teala burada da bizler için üstünlük ve zafer lütfetmişti. Velhasıl biz en büyük hayırlara hep böyle nefsimize zor gelen emirler sayesinde ulaşmıştık. İşte sahabe-i kiram nefsin isteklerine karşı koyup istemediklerini yapmak suretiyle riyazat ve mücahedenin talimini bizzat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden alıyorlardı. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin iştirak ettiği son sefer olan Tebük, meşakkat dolu, zorlu bir seferdi. İslam ordusu bin kilometre gitmiş ve dönmüştü. Bin kilometre. Medine'ye yaklaşırlarken adeta şekilleri değişmiş, derileri kemiklerine yapışmış, saç sakal birbirine girmişti. Hal böyleyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına en hayırlı bir şekilde geldiniz. Şimdi küçük cihattan en büyük cihada geldiniz buyurdu. Sahabiler en büyük cihat nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulun hevasına karşı cihadıdır cevabını verdi. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem heba ve heveslerine karşı cihad üzere olan salih müminleri de hakiki mücahit nefsine karşı cihad eden kimsedir diye met etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin manevi terbiyesi altında nefislerine karşı giriştikleri bu cihadın neticesinde sahabenin ulaştığı kalbi seviyeyi Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın şu sözü ne güzel hülasa etmektedir. Biz yenilen lokmaların tesbihlerini duyar hale gelmiştik. İşte tasavvuf, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e varis olmuş gerçek mürebbiler elinde, nebevi terbiye metotlarıyla, nefsin teskiye kalbin tasfiye edildiği manevi bir mekteptir. Bu manevi terbiye mektebine dahil olarak insanı kamil olma yolunda mesafeler kat etmeye seyru sülük tabir olunur. Seyru sülük neticesinde Allah'tan uzaklaştırıcı her şey kalpten atılır. Bu ise bir gram altın elde edebilmek için Tonlarca toprağı elekten geçirmek gibi çetin bir iştir. Tasavvufun gayesi böyle bir manevi arınma neticesinde kulu daima Allah'la beraberlik ikliminde yaşatmaktır. Zira Hakk'ı gönülde bulmak, ona kalben kavuşmak, kulluğun saadet zirvelerine ulaşmak demektir bu zirveye ulaşanlar nazarında masivanın değeri haddi layığına iner. Allah Celle Celaluhu ile beraberliğin manevi hazzı karşısında bütün fani lezzetler değerini yitirir. Nitekim dünya saltanatını bir kenara bırakıp ilahi aşk deryasına dalmış olan İbrahim bin Ethem Hazretleri buyurur ki, İlahi muhabbetteki vecd ve istirakımız müşahhas bir şey olsaydı, krallar onu bizden alabilmek için bütün hazinelerini de, krallıklarını da feda ederlerdi. Şüphesiz ki kullukta bu saadet zirvesine ulaşmaksa, ancak manevi tekamül yolculuğuyla, yani seyr-ü sülükle mümkündür. Manevi terbiye usulleri Seyr-ü sülükte tatbik edile gelen umumi ve hususi pek çok terbiye usulü vardır. Biz burada umumi manadaki terbiye usullerinden birkaçı üzerinde duracağız. A. Sohbet Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur Sen öğüt ver Vaz ve nasihatte bulun. Çünkü nasihat ve hatırlatma müminlere fayda verir. Ezzariyat 55 Bu vaz ve nasihatlerin en bereketli zeminleri de tasavvufi sohbetlerdir. Sahabi ve sohbet kelimelerinin aynı kökten gelmesi de bu hususun ehemmiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Zira sahabeyi sahabe yapan en mühim vesilelerden biri onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetinden istifade etmiş olmalarıdır. Sünnet-i müekkede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in devamlı olarak yaptığı sırf bağlayıcı ve katî bir emir olmadığını göstermek için nadiren terk ettiği farz ve vacip olmayan amelleri bu sebeple sohbet bir sünnet-i müekkededir diyebiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz her sahabinin eline birer kitap defter vermedi. Bunlardan ziyade sohbete ve kalbi beraberliğe ehemmiyet verdi. Ashab-ı kiram da manevi hallerini doğrudan doğruya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadır aleminden aldılar. Manevi inikas ve insiba neticesinde gönülleri ruhaniyeti Resulullah'la doldu. Zira huşu içinde icra edilen sohbetlerde söz ve bilginin beraberinde gönüllerden gönüllere bir enerji transferi yani feyz ve ruhaniyet akışı da vakı olmaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi sahabeyi sahabe yapan en mühim sırlardan biri efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu feizli sohbetlerine masar olmuş bulunmalarıdır. Nitekim sohbetin bu hususiyeti sebebiyledir ki, sahabeden sonra gelen salih zatların hiçbiri onlardan daha fazla ibadet etse bile, peygamber sohbetine nail olmuş bulunan sahabi derecesine yükselemez. Peygamber Efendimiz'den sonra da sohbet hemen hemen bütün tarikatlerde ve bilhassa nakşeylikte kalpten kalbe feyz nakli için hususi bir ehemmiyete sahip olmuştur. Nitekim Şah-ı Nakşibend rahmetullahi aleyh, bizim terbiye yolumuz sohbet üzerine kuruludur buyurmuştur. Sohbet ve zikir meclisleri, ilahi rahmet ve sekinetin adeta sanak halinde yağdığı dünyadaki cennet bahçeleridir. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhüma, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğuna şahitlik ederler. Bir topluluk, Allah Celle Celaluhu hazretlerini zikretmek üzere oturduklarında, mutlaka onları melekler kuşatır, ilahi rahmet kaplar, üzerlerine sekinet iner ve Allah Teala onları katında bulunan üstün kulları nebiler ve büyük melekler arasında zikreder. Burada zikredilen sekinet hususunda Cenab-ı Hak şöyle buyurur. İmanlarını bir kat daha artırsınlar diye müminlerin kalplerine sekineti indiren O'dur Celle Celaluhu. El-Fetih 4 Cenab-ı Hak üzerlerine sekinet indirdiğinde sohbete gelen müminlerin din, iman, hidayet ve basiret üzere sebatları artar, vakarları ziyadeleşir, manevi bir heybet kazanırlar. Böylece İslami emirlere karşı itaat ve bağlılıkları kuvvetlenir. Allah'a ve Resulüne olan tazim ve muhabbetleri daha da ziyadeleşir. Neticede manevi huzur, sükun ve yakine ererler. O halde sadık ve salihlerin böyle meclislerini ganimet bilmek gerekir. Sohbet meclislerinin en bereketli neticelerinden biri de, orada bulunanların müsbet hissiyatının birbirine sirayet etmesidir. Zira manevi sohbetlerde fizikteki birleşik kaplar kanunu misali, kalpler birbirinden istifade eder. Birleşik kaplar kanunu, farklı iki veya daha çok kabın tabanlarının birleştirilmesiyle elde edilen kaplara birleşik kaplar denir. Birleşik kaplardan herhangi birine konan sıvının diğer kaplara akışı, diğer kaplardaki sıvı seviyesi eşitleninceye kadar sürer. Yani aynı tabanda oldukları için bir kaptaki sıvının özelliği, diğer kaplardaki sıvıların özellikleriyle aynı hale gelir. Hal transferi ve tesir alışverişi gerçekleşir. Zamanla kalbi keyfiyetler de birbirine benzemeye başlar. Zevkler, nefretler, duyuşlar ve görüşler aynı hale gelir. Fakat bu istifadenin şartı da Sohbetlere bir ibadet vecdiyle katılmak, muhabbet, hürmet ve edep duygularıyla dinlemek, kalbi alıcı ve uyanık halde tutmaktır. Zira gerçek bir sohbet muhataplarının durumuna göre şekillenir. Muhatapların kalbi durumuna göre zuhurat vak'ı olur. Yani makbul bir sohbetten herkes kendi kusur veya noksanını anlayıp telafi ve tedavi reçetesi alır. Böylece hakka yakınlık yolundaki şevk ve gayretini artırır. Bu neticeleri hasıl etmeyen bir sohbetse, dört duvar arasındaki faydasız bir beraberliğe dönüşür. Zikir, evrat, insan kelimesi Menşe itibariyle bir görüşe göre nisyandan gelir. Nisyan zikrin, hatırlamanın zıttıdır ve unutkanlığı ifade eder ki insanoğlunun en büyük zaaflarından biridir. Rabbimiz biz kullarını bu zaafa düşmekten şöyle ikaz buyurur. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. El-Haşr 19 Nisyan zaafını asgariye indirebilmenin en güzel yolu ise zikirdir. Cenab-ı Hakk'a hakiki manada kulluk yapabilmek ve bu suretle marifetullah'a ulaşmak, zikrin kalpte kazandığı seviye ve hissedilişindeki derinlik nispetinde gerçekleşir. Zikir, Allah'a yükselen amellerin en sevimlisi ve ilahi vuslata nail olmak isteyen kullar için vesilelerin en güzelidir. Kulluk vazifeleri içindeki bu hususi mevkii sebebiyledir ki, zikir, Kur'an-ı Kerim'de 250'den ziyade yerde geçmektedir. Cenab-ı Hak pek çok ayet-i kerimede kullarına çok çok zikretmeyi, hatta düşmanla savaşmak gibi hayatın en hassas anlarında dahi zikirden gafil kalmamayı emretmektedir. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma, Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. El Ahzab 41 ayeti kelimesinin tefsirinde şöyle demiştir. Allah Teala kullarına farz kıldığı her ibadete belli bir sınır tayin etmiştir. Bu hususta mazeret sahibi olanların da özürlerini kabul etmiştir. Ancak zikir bunun dışındadır. Allah Teala zikir hakkında sonuna varılabilecek bir sınır tayin etmemiştir. Aklını kaybedenden başka zikri terk eden hiç kimsenin mazeretini de kabul etmez. Allah Teala insanlara her halükarda zikir halinde olmalarını emretmiştir. Ne kadar ibretlidir ki Cenab-ı Hak, İki peygamber kulu olan Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u Firavun'a tebliğe gönderirken, ''Sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün, beni anmayı ihmal etmeyin.'' Taha 42 buyurmuştur. Böylece iki peygamber kulunu bile zikrin ihmalinden uyararak, onların şahsında, bütün insanlığı ikaz eylemiştir. Bu sebeple tasavvufta hakka vasıl olmak isteyen müritlere, belirli periyotlar halinde muhtelif zikir ve virtler tavsiye edilerek, manen kemale ermenin mühim bir yolu gösterilir. Zikir, kulu Allah'ın sıfatlarıyla mütehalli eyler. Zira isim müsemmayı çeker. Kişi Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sını zikre devam ettikçe, ilahi ahlakla ahlaklanma yolunda mesafe kat eder. Zikir, kulun Allah'la beraber olma hususunda en büyük yardımcısıdır. Allah'ın isim ve sıfatlarını tefekkürle zikreden mümin, Allah'ın devamlı kendisiyle birlikte olduğu ve kendisini gördüğü şuuruna erer zamanla ahlakı güzelleşir ve kalbinde Allah muhabbeti artar. Zikir, mahzun ve mamum zamanlarda bir sığınaktır. Neşeli zamanlarda ise ruhaniyetin tezyidine vesiledir. Zikir, cennet havasını daha bu dünyadayken tenefüs etmektir. Zira cennette gaflet olmadığı için insanlar daimi zikir halindedirler. Tasavvufi eğitimde verilen evrat ve eskar, bütün kalbi hastalıklar için tesirli bir ilaçtır. Zikir, kalplerin muhtaç olduğu en mühim telkindir. Nitekim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur. Er-Ra'd 28. Muhammed Parsa Hazretleri şöyle buyurur. Bütün ibadetlerin gayesi Hak Teala'yı hatırlamaktır. Yani zikirdir. Kendisinde Hak Teala'nın muhabbet ve ünsiyeti galip olarak bu dünyadan giden kişiler büyük bir saadetle gitmiş olurlar. Bir insanda Hak Teala'nın zikri ziyadeleşmeden, zikrin kemalinden nasip almadan ve tefekkürde derinleşmeden muhabbet ve ünsiyet olmaz. Müslümanlığın aslı La ilahe illallah kelime-i tevhididir ve bu zikrin ta kendisidir. Diğer bütün ibadetler bu zikri kuvvetlendirmek ve ona ruhaniyet kazandırmak içindir. Gerçek ve kamil bir zikrin alameti de ilahi emir ve yasaklar konusunda Hak Teala'yı unutmamak ve onun emirlerine her zaman ve mekanda amade olabilmektir. Aksi takdirde kişinin zikri, nefsinin fısıltı ve ivasından başka bir şey olmaz. Bundan dolayı zikre başlamanın esası, hak ve halka nispetle işlenen zahiri ve batıni günahlara samimi olarak tövbe etmektir amel ve ahlakıyla Hak Ala'ya muhalefet halinde bulunan bir kimsenin zikrinden gerçek bir tesir hasıl olmaz. C. Muhabbet Tasavvufi terbiyenin özüne baktığımızda, esas sermayenin muhabbet, bunun en güzel tezahür şeklinin de adaba riayet olduğunu görürüz. Bir varlığa duyulan muhabbet şiddetlendikçe bu muhabbetten o varlıkla alakası olan her şeye yakınlığın nispetinde bir pay isabet eder. Mesela mürşidini seven bir mürit, ona ait tavırlardan nakıs da olsa, benzer davranışlara sahip olanlara bile muhabbet eder. Mürşidinin bir yakınıyla karşılaşsa, onu Kabe'den henüz dönmüş bir hacıya mülaki olmuşçasına iltifatlara gark eder. Mürşidinin kullandığı herhangi bir eşyaya sahip olmak, onun ruhunda tarifsiz bir sürur meydana getirir. Bu keyfiyet, Veysel Karani Hazretlerinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından kendisine gönderilen hırkayı saadet karşısında duyduğu sürurun bir benzeridir. İbrahim Desuki Hazretleri şöyle buyurur. Kim kalbinde şeyhine karşı muhabbet beslerse, Allah onu manevi derecelere yükseltir. Yalnız şunu unutmamak gerekir. Şayet şeyh, müritlerini Allah'a yaklaştırmada merdiven vazifesi görmeseydi, içinde kendisinden başka muhabbet bulunan bütün kalplere, Allah celle celaluhu gazap ederdi. Zira Allah bu hususta çok gayurdur. Bütün muhabbetlerin ancak kendisine yönelmesini ister. Allah'tan gayrısına duyulan bütün muhabbetler mecazidir. Zira kalp mutlak manada Allah'a mahsustur. Dolayısıyla hakiki maşuk Allah'tan gayrısı olamaz. Diğer sevilenler ve onlarla yaşanan haller, tıpkı bir saraya çıkıştaki merdiven basamakları mesabesindedir. Bunlar, kalbin muhabbetullah'a hazırlanması yönündeki alıştırmalar hükmündedir. Bu gayretlerde en feyizli merhale, gerçek bir mürşidi kamile mülaki olmak, ve onunla ünsiyet ve muhabbetin manevi heyecanını yaşamaktır. Bunun en verimli vasıtası ise rabıta'dır. Gönülde manevi rehbere duyulan muhabbetin kuvvetlenerek sıradan ve basit alakalarla kıyaslanamayacak derecede yüksek bir seviyeye ulaşması rabıtanın ta kendisidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti Hasan radıyallahu an üvey dayısı Hint bin Ebi Hale'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hilyesini sorarken içinde bulunduğu haleti ruhiyeyi şu sözleriyle dile getirmiştir. Dayım Hint bin Ebi Hale Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hilyesini çok güzel anlatırdı kalbimin ona bağlı kalması ve onun izinden gidebilmem için dayımın Allah Resulünden bir şeyler anlatması benim çok hoşuma giderdi. Bu sözde fiilen rabıtayı ifade etmektedir. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tasvirini dinlemek, onunla kalbi bir bağ kurmak için en feyizli vesilelerden biridir. Rabıtanın lügat manası bağ ve alakadır. Bu yönüyle esasen ki aynatta rabıtasız hiçbir canlı yoktur. Her şey birbiriyle irtibat halindedir. Bir annenin oğlu askere gittiğinde anne hep oğlunu düşünür. Bir yemek pişirdiğinde ah oğlum bunu severdi der. Veya bir delikanlı nişanlandığında müstakbel zevcesini düşünmeden duramaz. Güzel bir manzara ile karşılaşsa nişanlım da bu manzarayı görseydi diye içinden geçirir. Önüne leziz bir yemek gelse sevdiğim de bu yemeği yeseydi diye düşünür. Yani dünyevi ve fani şeylerde bile böylesine tabii bir muhabbet bağı varken. Maneviyatta bu bağın olmaması düşünülemez. Bilakis manevi hali yükseldikçe gönüllerdeki muhabbet bağının yani rabıtanın da kuvveti artar. Bundan dolayıdır ki sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme samimiyetle "Canım, malım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah." diyebilmekten büyük bir haz ve lezzet almışlardır. Allah ve Resulü'nün yolunda her şeylerini feda etmeyi canlarına minnet bilmişlerdir. İşte tasavvuftaki rabıta da kamil bir mürşide duyulan muhabbeti daima gönülde taze tutarak onun salih amellerini ve güzel hallerini taklide çalışmaktır. Mürşide duyulan hürmet ve muhabbetin bu suretle daima taze tutulması, müride manevi bir dirilik kazandırır. Zira salih zatların sohbeti kadar muhabbeti de tesirli ve faydalıdır. Muhabbet ve ülfet, iki kalp arasında bir cereyan hattıdır. Bu hat ne kadar kuvvetli olursa, mürşitten müride o kadar çok hal sirayet eder.'' Rivayet'e göre büyük veli Bahaüddin Nakşibend Hazretleri Şehri Sebz'deki bağda bir dut ağacına yaslanmıştı. Yıllar sonra bunu öğrenen Ubeydullah Ahrar Hazretleri o bağı satın almış ve zaman zaman o ağacı seyretmeye gitmiştir. Bu hal bir müridin şeyhinin şeyhine karşı duyduğu muhabbetin hayranlık uyandıran bir tezahürüdür. Manevi ilerleme için muhabbet zaruridir. Zira mürid, mürşidinin davranışlarını taklit etmek ve onun manevi halini kendi üzerine yansıtabilmek için onunla kalbi bir irtibat halinde olmak durumundadır. Bunun yolu da muhabbettir. Çünkü ancak seven kişi sevdiğini taklit eder ve ona benzemek ister. Rabıta yoluyla mürşitle mürit arasında gerçekleşen hal transferi, mürit için aynı istikametinde bir gelişmeye masar olmak demektir. Zira hadis-i şerifte el mer'u ma'a me men ahabbe. kişi sevdiğiyle beraberdir buyurulmaktadır. Tabii ki bu beraberlik zahiri beraberlikten ziyade hal ve davranış beraberliği, hissiyat ve fikriyat beraberliği, tavır ve istikamet beraberliğidir. Bu beraberlikleri meydana getirmeyen bir sevginin hakiki olup olmadığı şüphelidir. Rabıta ile mürit, mürşidinin ruhaniyetinden feyz alır kalbini dünyevi düşüncelerden temizleyerek huzur halini muhafaza eder. Diğer taraftan gönlünü manevi rehberlere bağlayamayan insanların tabiat boşluk kabul etmez hakikati mucibince gönüllerini nefsani arzulara kaptırması ve süfli rehberlerin peşine takılması da kuvvetle muhtemeldir. Bu sebeple Cenab-ı Hak müminleri sadık ve salih kullarıyla beraber olmaya teşvik ederek şöyle buyurmaktadır. Ya eyyuhellezina amanu ttakullaha ve kunu ma'as Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. et 119. Hace Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle buyurur. Bu ayet-i kerimedeki beraber olun emri, daimi bir surette beraberliği ifade eder. Ayette beraberlik mutlak olarak zikredildiğinden, hem fiili hem de hükmi beraberliği ifade eder. Fiili beraberlik Sadıkların meclisinde kalp huzuruyla fiilen bulunmaktan ibarettir. Hükmi beraberlikse gıyaplarında da onların hallerini tahayyül etmekten ibarettir. Demek ki sadık olma yolunda atılacak ilk adım sadıklarla beraber olmak. Yani onlarla muhabbetli bir ünsiyet içinde bulunmaktır. Sadık olmak bu durumun tabii bir neticesidir. Nitekim üzüm üzüme baka baka kararır sözü de, birbirinden inikasla olgunlaşma hakikatinin bir ifadesidir. Nitekim ashab-ı kiram, Allah'ın veli kulları kimlerdir diye sorduklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, اَلَّذ۪ينَ اِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ Allah'ın veli kulları yüzlerine bakıldığında Allah Teala'yı hatırlatan kimselerdir buyurmuşlardır. Dolayısıyla Hakk'ın veli kullarıyla beraber olmak ve onların mübarek simalarını edeple temaşa etmek, gönüller için ayrı bir feyz, ruhaniyet ve inşirah vesilesidir. Rabıtanın gayesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ulaşan Allah dostları silsilesiyle manevi irtibatı kuvvetlendirerek bu beraberlikten feyz almaktır. Muttasılan bir elektrik kablosuna tutunan insanlar gibi en sondaki insan da aynı akımdan istidadına göre bir hisse alabilir. Allah dostlarıyla olan bu manevi beraberliğin yanında maddi beraberlikte olabilirse, bu nur üstüne nur olur. Fakat tasavvufi terbiyede kuru kuruya bir fiili beraberlikte de makbul değildir. Zira kimileri bir müşri kâmilin dizi dibinde bulunurlar da, gafletlerinden dolayı bir hisse alamazlar. Öte yandan uzak diyarlardaki nice samimi müritler, mürşitlerine duydukları engin hürmet, hasret, aşk ve bağlılıkları vesilesiyle müstesna nasiplere nail olabilirler. Nitekim büyükler Yemen'deki yanımda, yanımdaki Yemen'de buyurmuşlardır. Bu sebeple asıl mühim olan nerede olursa olsun kalbi beraberlik duygusunu yitirmemektir her hususta olduğu gibi rabıtada da edebe riayet şarttır. Nitekim Hacegi İmkenegi'nin müritlerinden Hacı Abdülaziz, rabıtada müridin hayal yoluyla şeyhini kendi yanına getirmektense, kendisinin hayalen şeyhinin huzuruna gitmesinin tasavvufi edebe daha münasip olacağını ifade etmiştir tasavvufi terbiyede çok ehemmiyetli bir usul olan rabıta, adı ve tatbik şekli az çok farklı olsa da hemen hemen bütün tarikatlerde mevcuttur. Diğer taraftan rabıta bilhassa 19. asırdan itibaren bazıları tarafından bir iman küfür meselesi haline getirilerek şiddetle tenkit edilmiştir. Halbuki rabıta yukarıda da ifade edildiği üzere gayet tabii bir psikolojik vakadır. Onun itikatla bir alakası yoktur. Bu hususta Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle buyurmuştur. Kalbi mal mülk gibi dünyevi şeylere bağlı olan ve bunları düşünen kişi kafir olmuyor da, kalbi bir mümine bağlamak niçin küfre sebep olsun? Velhasıl rabıta, Müridin mürşidine duyduğu muhabbeti daima gönlünde taze tutmasından ibarettir. Mürşide uluhiyet izafe etmek gibi bir dalaletle uzaktan yakından alakası yoktur. Zira İslam Hristiyanlıktaki ruhbanlık gibi şirke kapı aralayan her şeyi reddeder. Unutmamak gerekir ki peygamberler dışında her kul aciz ve kusurludur. Hatta peygamberler bile beşer olmak hasebiyle zerle işlerler. Fakat teyidi ilahiye mazhar oldukları için tasih edilirler. Dolayısıyla maneviyat büyüklerine muhabbet ve hürmet ne kadar gerekliyse, onları yüceltmede şer'i hudutlara riayet etmek de son derece zaruridir.'' Hizmet, insanın en büyük meyvesi merhamet, onun neticesi ise hizmettir. Merhamet etmek, acıyabilmek Allah'ın büyük bir lütfudur. Zira yalnızca acıyabilen insan için, kalp, izan ve vicdandan söz edilebilir. Hadis-i şerifte de, yeryüzündekilere merhamet edin ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin buyurulmuştur. Merhamet, sende olanı, ondan mahrum olanlara ikram etmendir. Diğer bir ifadeyle merhamet, başkalarının mahrumiyetini telafi için onların yardımına koşmaktır. Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de en çok Rahman ve Rahim sıfatlarını bildiriyor. Dolayısıyla Allah diyen bir kalbin merhamet, infak ve hizmetten nasipsiz olması düşünülemez. Zira kamil bir mümin başta insan olmak üzere mahlukattan hiçbirinin sesli veya sessiz feryadına bigane kalamaz elinden gelen hiçbir şeyi esirgeyemez. Hak dostu Mevlana Hazretleri buyurur ki: Şems rahmetullah aleyh bana bir şey öğretti. Dünyada bir tek mümin üşüyorsa ısınma hakkına sahip değilsin. Ben de biliyorum ki yeryüzünde üşüyen müminler var. Ben artık ısınamıyorum yani Şems Mevlana'ya Allah'ın kullarının üşümesinden ürperen bir vicdan hassasiyetini öğretmişti. Bedenin ısınması elbiselerle kabildir. Lakin vicdanın ısınabilmesi ancak şefkat ve merhamet mahsulü hizmetlerle kalbin hakka yaklaşmasına bağlıdır. Bu misal mahlukatın her türlü mahrumiyeti karşısında kullanılması gereken bir şablon gibidir. Bu yüzden her türlü felaket ve sefaret manzaralarının bedenlerden evvel vicdanları ürpertmesi icap eder. Bu şekilde hakka istikametlenen vicdani ürperişler, gönüllerin ısınıp huzura kavuşmasına vesile olur. Tasavvufi terbiyede de hizmetin ehemmiyeti çok büyüktür gönülleri tevazu, mahviyet, mahlukata şefkat ve merhamet duygularıyla tezyin etmenin en müessir yolu, Allah rızası için hizmet etmektir. Bu bakımdan bütün mürşid-i kâmiller, saliklerinin terbiyesinde hizmeti mühim bir ilerleme vasıtası olarak telakki etmişler ve hizmet eden himmete nail olur buyurmuşlardır. Hizmet, gönülleri manevi zirvelere ulaştıran müstesna ve ulvi bir basamaktır. Öyle bir basamak ki, ilahi vuslat ve sonsuz mükafata mazhar olanların cümlesi, peygamberler ve evliya, ebrar ve asfiya hep bu basamağın üzerinde yücelmişlerdir. Yani bir ömür Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir kavmin efendisi onlara hizmet edendir. Hadis-i şerifinin müşahhas numuneleri olmuşlardır. Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle buyurur. Şeyhlerimiz istikbalinden ümit var oldukları kişileri hizmetle meşgul ederlerdi. Zamanın icabı ve zaruretine ise, Onunla meşgul olmak lazımdır. Zikir ve murakabe bir Müslümanı huzura kavuşturacak olan bir hizmet bulunmadığı zaman yapılır. Bir insanın sıkıntısını giderip gönlünü kazanmaya vesile olacak olan hizmet zikir ve murakabeden daha önde gelir. Bazıları nafile ibadetle meşgul olmayı hizmetten daha mühim zannederler. Hizmetin semeresi gönüllerde muhabbet ve huzurun yeşermesidir. Kalpler kendisine iyilik eden kişiye muhabbet besleyen bir tabiatta yaratılmıştır sözü bunu açıklamaktadır. Nafilelerin neticeleri müminlerin sevgisinin neticeleriyle asla bir olamaz. Ben bu yolu Sufilerin kitaplarından öğrenmedim halka hizmetle elde ettim. Nasıl ki bedenin maddi gıdalara ihtiyacı varsa ruhun da manevi gıdalara ihtiyacı vardır. İbadet, muamelat ve ahlak ruhun en hayati ve zaruri gıdalarıdır müminin içtimai kulluk vazifelerinden biri olan hizmet de bunları tamamlayıcı bir mahiyettedir. Mümin mümkün olduğu kadarıyla bunların hiçbirini ihmal etmeyip hepsini şahsiyetinde cem etmeye çalışmalıdır. Kamil bir mümin ahyar sıfatında olmalı. Takva ile ibadet ve nafilelere ehemmiyet vermelidir ebrar sıfatında olmalı, nefsini terbiye için çile ve hizmetlere koşmalıdır. Şüttar sıfatında olmalı, Hakk'a vuslat yolunda ibadet ve hizmet vazifelerini büyük bir aşk, vecd ve manevi istirak halinde ifaya gayret göstermelidir. Ahmet Kasani rahmetullahi aleyh, Böyle bir gönül kıvamıyla ifa edilen hizmetlerin ehemmiyetini ne güzel hülasa etmiştir. Dünya hizmet yeridir. Ahiretse kurbet. Yani Allah'a yakınlık yeridir. Kişinin kurbeti ise hizmetin nispetinde olacaktır. Allah dostları hizmet vasıtasıyla sevenlerini hem terbiye eder hem de Allah'a yaklaştırırlar. Bu sebeple tasavvuf bir hizmet yoludur diyebiliriz. Nitekim Nakşibendi mürşitlerinin biyografisi mahiyetindeki Reşahat adlı eserin müellifi olan Ali bin Hüseyin Safi rahmetullahi aleyh, bir gün abdest almak için kalktığında yeğeni hemen ibriyi su ile doldurup hazırlamak istedi. Ancak safi, hacegan yolu hizmet etme yoludur, hizmet edilme yolu değil, diyerek buna müsaade etmedi. Hasılı terakki etmek isteyen bir mümin, ebedi kazancı için daima hizmet yolları aramalı. Büyük küçük her hizmeti Allah rızası için ifa etmenin gayreti içinde olmalıdır.'' manevi arınma ve tekamül yolculuğu olan seyr-ü sohbet, zikir, muhabbet ve hizmetin dışında da pek çok manevi terbiye usulü bulunmaktadır. Burada bahsedilenler umumi manadaki usullerin birkaçıdır. Bu terbiye metotları zaman ve zeminin şartlarına, kişilerin karakter ve şahsiyetine göre pek çok farklılık ve çeşitlilik gösterebilir. Zira şeriatte umuma mahsus ve herkes için aynı olan kaideler geçerliyken, tasavvufta ise şer'i hükümlerin yanı sıra tıpkı numaralı gözlükler gibi kişiye has terbiyevi metotlar da kullanılır.